teşekkür ediyorum. O kadar güzel konuştular ki biz de daldık dinlemeyi. Mikrofonu falan hep beraber unuttuk herhalde. Şimdi şunu da elimde tutayım. Nasrettin Hoca'yı herkes biliyor. O da çocukmuş bir zamanlar. Ve çocukken işte evin avlusunda orada burada oynarken ahıra dalmış hayvanlarla oynayayım diye. Oynarken de elinde bir topaç çevirip duruyor. Bir anda topacı kaçırmış elinden. Karanlıkta bulamıyor. Fırlamış bahçeye, bahçede aramaya başlamış. Uğraşıyor bulamıyor. O arada annesi merak etmiş. Nasrettin neredesin falan. Buradayım anne, topaç arıyorum. Ahırda topaç kaybettim. Arıyorum işte burada. Niye bahçede arıyorsun o zaman demiş. Çünkü ahır çok karanlık. Şimdi gelecekle ilişki de böyle biraz. Aslında karanlık olduğu için, bilinmezlerle dolu olduğu için pek kimse geleceğe gidip orada bir şeyleri aramaya çalışmıyor. Belki ama işte el feneri gibi bir şey olsaydı o zamanlar, Nasrettin de elinde el feneriydi, orada aramayı, anne bana el fenerini versene deyip gidip evden el feneri almayı deneyebilecekti. Şimdi ben de bu el feneri benzetmesini aslında epeycedir el feneri değil de arabanın farı şeklinde kullanıya gelirdim. Aranızda fütürist kontenjanından katılıyorum. Fütüristler de aslında geleceğe işte bir takım şeylerle araba farına benzetiriz, el fenerine benzetiriz. Bilgilerle ışık tutmaya çalışan insanlar, fütürizm, gelecek çalışmaları, geleceğe dair çalışmalar silsilesi, onu daha anlamaya çalışan, keşfetmeye, bir takım şeyleri algılamaya çalışan, tıpkı tarih gibi bir alan. Dolayısıyla ben de feneri bugün tutmaya çalışacağım. Nereye tutarsak, işte bunu karanlıkta bir sürü şeyler görebiliyoruz. Ben de şuraya bakalım istedim. Geleceğin alfabesine. Geleceğin alfabesi deyince bu evet, bundan sonra yani 30-40-50 sene sonra kesinlikle bu alfabeyi kullanacağımız iddiasında olan insanlar var dünyada. Niye öyle? Hemen hızlıca geçelim. Şimdi aslında olaya nereden başlamıştık? Bizi hayvanlardan ayıran en önemli şey ne? Soyut bilgileri somutlaştırabilme kabiliyetimiz. Yani bunu bir bilgi, bir iletişim halinde başka noktalara iletebilme kabiliyetimiz. Bunun için ve bunu kopyalayarak biz aslında bu insanlar hayvanlardan daha gelişik bir şeymiş gibi ilerleyebiliyorlar. Buna nereden başladık? Mağara duvarlarında. Yani soyut düşüncelerimizi ya da algılarımızı mağara duvarlarına bir takım şeyleri çizerek geliştirmeye ve birbirimize transfer etmeye başladık. Ve bunun için bir takım yıllar geçti işte tarım devrimi filan, tarım çağı dediğimiz. Sonra çivi yazısını keşfetti insanlar ve bu sembolleştirme ve soyut şeyleri işte ben ava gidiyorum diyorsa oraya bir takım hayvanlar, buna benzer şeyler çizmeye başladı. İnsan kendini daha geliştirdikçe çivi yazısıyla bir takım şeyleri taşlara kazıyarak anlatabilme kabiliyetlerini geliştirdi ve ilk sembolik yazılar çıktı. Ondan sonra Çinliler ilk stilize edilmiş alfabe diyebileceğimiz ve bu bilgiyi birbirimize iletme kabiliyetlerimizi ve yeteneklerimizi geliştiren şeyleri ortaya çıkardılar. Ve seslerle sözcükleri standartlaştırmaya, daha ortak anlaşılabilir, anlaşabilmemizi sağlayan araçlar geliştirmeye başladılar. Ama yolu açan hep bu stilize etme, sembolleştirme kabiliyeti oldu. Çinlilerin yaptığı şey şu anda bize çok karmaşık geliyor ama insanlık tarihinin ve medeniyetin ya da buralara gelmemizin yolunu açan ilk stilize karakterler burada. Mesela bununla kaplan yazdıklarını, bunu öğrenen, bu sembolleri ezberleyen herkes öğrenmeye başladı. Yunanlılar bunu biraz daha basitleştirdiler ve bu Latin alfabesine giden yolu açtılar şu tür sembollerle ve alfabelerle. Ve Yunanlılardan sonra Latin alfabesi dediğimiz ABC'lerle bugünlere gelen yolları iyice ardına kadar açtık. Ama bugün aslında ABC'yi bile kullanmıyoruz. Bugün o ABC bilmem ne diye giden Latin alfabesi aslında 1 ve 0'a neredeyse inmiş durumda. Yani ABC'den de aslında bugün şu anda birbirimize iletebildiğimiz her şeyin arkasında binary sistem dediğimiz ve 1 ve 0'ın olduğunu anlıyoruz. 1 gelince açık, 0 gelince kapalı, bu işaretlerle bir sürü şey yazıyoruz. Ve bu
biz kullanabildiğimiz Latin alfabeleri ya da işte bu binary sistem bir sıfırla birbirimize bir şeyler diyoruz. Ve aslında bu harfleri, sembolleri diziyoruz ard arda. Dizgileri değiştiriyoruz. Ve mesela yukarıdaki dormitory'yi oluşturan harfleri başka bir türlü dizersek gördüğünüz başka bir kelime oluyor. Bunun gibi bir sıfırları da değiştirdikçe, farklı dizdikçe farklı anlamlar çıkıyor. Birbirimize başka şeyler diyoruz. Yani bir sıfır üstte merhaba iken bunun sayısını ve sırasını başka türlü dediğimizde güle güleye dönüyor. Bugün birbirimize ne diyorsak aslında tamamen o bir sıfırların dizgisiyle, sayısıyla, yeriyle ilgili şeyler yapıyoruz. Dolayısıyla aslında resmen dijital alfabeyi kullanıyor vaziyetteyiz. Burada bir hikaye görüyorsunuz. Bunun hepsini ezberleyemiyorum. Onun için yazıyla getirdim. Ama baktığımızda hani ben konuşurken okuyabildiğiniz kadarıyla bu cızırtı sizi rahatsız ediyorsa el mikrofonuyla da konuşabilirim. Okey. Buraya baktığımızda ve demin söylediğim alfabe geçişlerine dikkat ettiğimizde yani şurada çok şaşırtıcı bilgiler var. Daha 40-50 sene önce yani 40-50 sene nedir 1960'lar filan dünyanın ticaretine, dünyanın birçok şeyine hükmeden milletlerin, toplumların ne hale geldiğini hatırlayın şimdi. Çok çarpıcı değil mi? Oradaki değişen şey ne aslında arkasına baktığınızda? Alfabeler değişmiş. Kullanılan alfabeye yani iletilen bilgiye hakimiyet değişmiş. O hakimiyet değiştiği zaman bütün dünyanın güç dengeleri de değişmiş. Bir zamanın en güçlü ülkeleri bugün en acınacak hale geçmiş. Bir zamanlar o kadar da kayda değer işler yapmayanlar sırf bu bir sıfıra yeni alfabeye hakimiyetleri arttı diye şimdi neredeler görüyoruz. Dolayısıyla bu alfabe meselesi önemli. Yani bilgiyi üretebilme, dağıtabilme ve buna sahip olabilme gücü aslında dünyanın dengelerini, hepimizin yaşam ve iş modellerini, yaşamsal önceliklerini belirliyor. Dolayısıyla buna hakikaten bir başka gözle bakmak, buraya başka türlü bir ışık tutmak gerektiğini düşünüyorum. Ve ilerliyorum. Diyorum ki bütün bu sanayi, işte tarım devrimi, sanayi devrim falan bunları geçirdik. Alfabeyle, Latin alfabesiyle ve ona hakim olanlar bütün bu devirleri aştı. Şimdi de bir sıfırı başlatan, bunu kullanan ve burada güce hakim olanlarla dijital devrim yaşıyoruz. Ve daha dijital devrimin sancılarını çekiyorken, ben başlarken size dedim ki geleceğin alfabesi ATCG diye bir şey gösterdim. Nedir o? ATCG? Evet. Daha bir sıfırla cebelleşirken, bir sıfır üzerinden dünyanın güç dengeleri yerinden oynarken biz aslında başka bir alfabeye geçmeye hazırlanmalıyız. ATCG. ATCG esasında DNA molekülünün yapısını oluşturan kromozomların adı. Yani bundan sonra yola devam ederken bir sıfıra hakim olmak da bizi kurtarmayacak diyerek bugün aslında biraz daha uzağa ışık tutmak istiyorum ve biraz daha erken uyanalım, hele de bu coğrafyada biraz daha erken uyanalım istiyorum. Niye? Çünkü aslında bizim yani canlıların olmasını sağlayan şey sadece ve sadece bu 4 tane harfin ifade ettiği kromozomlar. Bunların dizinimleriyle biz kısa saçlı, uzun boylu, kadın, erkek, yeşil gözlü, becerikli, beceriksiz, fare, maymun bir sürü şey oluyoruz. Sadece bu 4 harfin dizinimi değiştiği zaman biz bir şey oluyoruz. O bir şeyin nasıl olduğunu kontrol edebilmek ve o bir şeyleri dizebilmeyi becermek artık çok şeyi fark ettirecek. Mesela genlerimizin %99'u farelerle eşit. Yani %1 dizinim farkıyla biz fare ya da insan oluyoruz. %98,5 şempanzelerle aramızda fark var. Bu kadarcık farklarla şu anda aklımızın almadığı farklı yapılara bürünebiliyoruz. Yani bunlar sadece bu 4 harfin ufacık şeyiyle, değişmesiyle oluyor. Seninle benim aramda %3 dediğimiz aslında kocaman bir şey söylüyoruz. Dolayısıyla mesela şu beni çok çarpmıştı. Genlerimizin
solucanın genlerinden 1/3 oranında fazla olması gibi bilgiler çarpıcı bilgiler. Ama artık bunlar bir bilgi. Burada gelip anlatabiliyoruz. Bu kadar basitleştirilmiş konuşabiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bir takım deneylerle. Bu gördüğünüz şey, yani dünya, biz burada her gün şunu bunu dinlerken yıllardır bu, bırakın bir sıfırı, bu ATCG denen 4 harfi çözmeye çalışıyor. Bu gördüğünüz meşhur bir fare, Harvard faresi de deniyor. Bu Dr. Phil Leder tarafından genetik oynanarak yapılmış özel bir fare. Bugün bilinen bütün kanser araştırmaları ve kansere bulunan çarelerin aslında altında bu minik beyaz şirin şey yatıyor. Laboratuvar faresi ve çok çok meşhur tıp dünyasında bir insan tarafından geliştirilmiş bir fare, ama başka bir şey aslında. Ve bu kaç yıllar önce yapılabilmiş, bu başarılabilmiş. İnsan embriyosunun kopyalama izni 2005 yılında çıktı. Hepimiz bir fantastik ve magazin haberi gibi ya da felaket habercisi gibi Dolly'nin oluşumunu okuduk. Ara ara takip ettik. Ne oldu ya, Dolly öldü mü falan gibi soruyoruz, bilmem ne yapıyoruz, ama neredeyse 10 sene önce baştan aşağı bir canlıyı yapabilecek kadar insan genomu çözülmüş vaziyette. Bunları çok ciddiye almamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ekonomik, kültürel, sosyal bütün güç dengeleri esasında tarihe, geçmişe, yani fener sadece öne tutulmuyor. Geçmişe de tutabiliriz. Geçmişe tutup lütfen bunu izledikten sonra bir parça daha farklı yerlere de bir bakın isterim. Yani bu büyük savaşlar oluyor, işte bir yerler güçlüyken bir anda güçsüz hale getiriyor falana. Bir de bu alfabe meselesinden yaklaşalım. Bakalım ne olmuş, nasıl değişmiş o dengeler. Çok net göreceksiniz ki bilgiyi kim üretebiliyor, alfabeye kim hakim olabiliyor, bununla ilgili önden kim koşabiliyorsa, o gelecek dediğimiz, yani hep daha iyi olsun diye uğraştığımız geleceğin önde koşanları, oradaki bir takım alanları daha erken kaplayanları, yönetenleri oluyorlar. Bu 1 ve 0 meselesinde çok net görülüyor herhalde, değil mi? Dünya hiç olmadığı kadar hızlı, olmadığı kadar kapsamlı ve yaygın değişimler içinde. Şimdi diyorum ki ben, daha buna bile adapte nasıl oluruz, bu bizi ne kadar değiştirir diye düşünenlere, lütfen bundan sonra bir de bu 4 kelimeye bakın. Çünkü gelecekteki alfabemiz net bir şekilde bu olacak ve biz bu ATCG meselesini çözmeden asla ve asla bir takım şeyleri gelecekte elimize geçirebileceğimizi ya da kotarabileceğimizi düşünmemeliyiz. Dolayısıyla kim gelecekte güç odaklarını daha güçlü, sürdürülebilir başarıyı falan hedefliyorsa, o zaman ya nedir bu şimdi genetikçilerin işi falan diye bakmaksızın hakikaten bu meselelerin altındaki şeylere, derinliklere biraz daha inmeye çalışmalı. Özellikle burada gençler çok sayıda dinleyici. Onların hani daha fazla potansiyelleri var. Daha şartlanmamış, şablonik şeylerle kafaları sınırlanmamış vaziyette. Dolayısıyla biraz uçuk kaçık gibi gelebilir ama emin olun 1 ve 0 da bir süre dediğimde takriben 15-20 sene önce herkesin şüpheyle karşıladığı, ya o kadar olmaz, o kadar yayılmaz dediği şeylerdi. Bakın nerelere geldik. Neler yapıyoruz? 3D printerla istediğimiz şeyi istediğimiz yerde basabileceğimizi konuşuyoruz. İşte beyin dalgalarını okuyup artık mouse ya da keyboard bile kullanmadan kafadan kafaya düşünceyle konuşabileceğimizi sadece hayal etmiyoruz. Bunların deneylerini videolar olarak izliyoruz. Bugün sosyal medya dediğimiz şeyin üzerinde yapabildiklerimizi 15-20 sene önce gerçekten hayal dahi edemezdik. Şu anda nereye geldiğimizi düşünerek ATCG denen, yani genetik bilimlerindeki, genetik alandaki ilerlemeleri de kapsama alanınıza alıp yanına da kardeş olarak nanoteknolojik sahayı koyup biraz daha farklı, biraz daha güçlü bir şekilde geleceğe bakmanızı öneriyorum. Ben bu şeyi, alıntıyı şu kitaptan yaptım. Juan Enriquez. Mutlaka incelemenizi ve bu insanın yazılarını, çalışmalarını takip etmenizi öneriyorum. Ve de
ATCG meselesini dikkate alarak el feneri olarak kullanmanızı hararetle öneriyorum. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.